Ya öyle işte. Babamın parayı nereden buldu anlaşıldı yani. İşte babaannemden almış. Yani almış dediğim yürütmüş bayağı yani. Düşünebiliyor musun? Kendi annesinden para çalmış. Bir şey soracağım. Peki niye babaannenize sahip çıkmamış? Ya biz babaannemin yaşadığını bile bilmiyoruz ki. Bizi öldü demişti. Ya Fikri Bey'e bak ya. E niye söylememiş peki? Ben ne bileyim. O bayağı sert kadın ha. Babam bayağı titredi karşısında. Bak iyi fikirmiş ha. Ben de kızımıza babamın öldüğünü söyleyeyim. Fikri de sahip çıkar ona. Ya niye kızımızı yiyip duruyorsun? Oğlumuz olacak belki. Günaydın Filiz. Ha günaydın. Kapatıyorum ben şimdi. Tamam dükkana gel. E tamam yani dükkana geldiysen konuşabiliriz. Niye konuşamıyorsun? Sevgilinle konuşamaz mısın yani? O herif gidiyor değil mi araya? Konuşamayalım diye bunu yapıyor. Farkında mısın bak? Farkında mısın? Alo. Filiz biz ben senin gerginliği bırakalım. Bir önce sana başka bir iş bulurum. Tamam mı? Ben ayarlayacağım onu. Merak etme. Ben de. Tamam. Tünele girdin sen herhalde. Kapatıyorum. Oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Filiz Hanım. Görüşürüz. Ben de hemen işe başlayacaktım. Daha çok sevindim. Her şeyin hallolmasını ve istemeden telefon konuşmanı duydum. Galiba babanın parayı nereden aldığını öğrenmişsiniz. Ya sorma. Babaannemden çalmış. Kadın da şimdi parasını istemeye geldi. Olacak canım evladı nasıl olsa. Hem siz sokakta mı kalacaktınız yani? Öyle de işte. Neyse ben işimin başına döneyim. Bakın. Fikri parayı Şükran'dan almamış. Yattı o iş. Siz Şükran'ı aramaya devam edin. Hoş geldin. Ne oldu? Seni görmeye geldim oraya gideceğim de. Delirmek üzereyim. Şu abi vardı ya. Baba onunla bir altlar karıştırıyor. Abi mi? Ne alaka? Bilmiyorum işte. Var herhalde bir yerden bir alakası. Anlamadım. Kardeşimden sonra bırakır dedim bu işleri de. Yine bulaşmış ama iyi oldu. Şimdi nereden sıkıştıracağım buldum onu. Emin misin ya? Eminim tabii canım. Duydum. Peşinden gidecektim. Yakalayamadım hatta. Barış'a ne uğraşmayacaktım o şeylerle? Nasıl uğraşmayayım ya? Suçlu olduğunu bile bile susayım mı yani? Babam diye göz mü yemeyeyim Filiz? Ya hayır tabii de başımıza başka bir dert açılmasın ne olur ya. Tamam merak etme başımıza bir dert falan açılmayacak. Hiç merak etme sen. Bırakacaksın mı peşin? Bak şu sorunlar çözülene kadar idare edecektik hani. Tamam tamam sıkıntı yok bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Ne bu telefonlar? Telefon mu satmaya başladınız? Hayır yok canım. Ömer almış Hikmet'le görüntülü konuşalım diye. Ne? Ya tamam celallenme hemen işte kabul etmedim burada duruyor böyle. Sen kabul etmedin sen niye aldı böyle sana bunları? Kardeşleri var ya onun da işte o şey yapıyor hani benzetiyor diye. Senden dalga geçiyorsun galiba birine. Tamam ya tamam. Oo ne haber Ömer? İyi hoş geldin hayırdır? Hoş bulduk hiç öyle ya. Filiz'i görmeye geldim. Seninle de bir oturamadık ya bir laflayamadık işten güçten kafayı kaldırmadan değil mi? Hmm, oturuz. Olur. Ben çay yapmıştım taze. İçer misiniz? Olur. Çay mı? Muhabbet eder. Muhabbet eder. Bir daha Filiz'e hediye, medya, telefon, merhaba almaya kalkarsan ağzını burnunu dağıtmayacağım. Ne oluyor lan? Yavaş ol azıcık. Ne diyorsun sen? Telefon almışsın Filiz'e. Alırım sana bir. Hikmet'le konuşsun diye aldım. Yalan söyleme. Ben senin ***'ını bilmiyor muyum? O küçük Zeynep'in kalbini kazandığım bir şekilde, tamam mı? Şimdi seni iyi biri sanıyor ama ben yemem bu işleri. Bana bak o elinden rahat dursun senin ilk önce, tamam mı? Sonra sen Filiz'i hak ediyor musun lan? Kızın başına bela açmaktan başka ne yaptın ki sen? Sokaklarda kaldı kızım. Ne anlatıyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum sen? O elini dün diye. Hah çaylar da geldi. Hah. Geldi mi? Hocam. Teşekkürler Filiz'ciğim. Benim de aklım babamda ya. Ne yaptı, ne yaptı acaba babaannemle? Halleder Fikri Bey ya. Bir şekilde çözer. Sıkıntı yapma. Doğru tabii. Pratik adam Fikri Bey. Çözmüştür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.